mutlu akşamlar. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenler, Hüseyin Karataş'la Vizyon'a hoş geldiniz. 16 Aralık Çarşamba akşamı canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Tabii yine ekonomiyi konuşacağız, orada ekonomisini değerlendireceğiz. Parakende şirketlerini konuşacağız, gıdayı konuşacağız. Gıdanın ekonomisini değerlendireceğiz. Bunları tabii çok değerli konuklarım, iki tane konuğum var. Birincisi Didem Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş Didem Bahtiyar, gıda mühendisi ve aynı zamanda iş insanı Hüseyin Kalafat. Hüseyin abicim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, zaman ayırdınız, benimle olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Tabii ben sizleri tanıma fırsatı buldum. Aynı zamanda Hüseyin abi zaten daha evvelden de tanıyordum ama dilerseniz kendinizi kısaca bir tanıtın, sizleri bir tanıyalım. Hem buradan izleyenler de tanımış olsunlar. Buyurun Didem Hanım, söz sizde. Didem Karadeniz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okudum. 2,5 yıla yakın süredir de Kalafatlar Tanzim Satış Mağazası'nda gıda mühendisi olarak çalışıyorum. Evet. Nasıl gidiyor peki? Keyifler iyi mi? İyi. İlk canlı yayın herhalde değil mi? Evet. Heyecanlıyım birazcık. İlk birazdan normalleşirsiniz. İnşallah. Evet Hüseyin Bey. Dilerseniz kısaca sizlere de tanıyalım. Ben Hüseyin Kalafat. Kalafatlar Marketler Grubu'nun ortağıyım. Yönetim Kurulu Başkanıyım. İşte seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Evet. Evet. Şimdi tabii ki pandemiyle birlikte aslında sağlık çalışanlarının önemini çok anladık ve onlar için herkes farklı kampanyalar da yaptı. Onlar bizim için hem önemli hem de değerli. Tabii burada önemli olan bir başka sektör de gıda sektörü, market çalışanları. Ben burada hem şahsım adına hem de burada temsil ettiğim kanal çalışanları adına ve kanal sahibi adına market çalışanlarını da bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnanılmaz emek verdiniz çünkü hiç durmadan bir mesai oluştu. Kolay değil. Herkesin başarısı var bu işte aslında. Sizin de başarınızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hem sizleri hem de sektördeki diğer arkadaşları da hem buradan selamlayalım, aynı zamanda tebrik edelim. Tabii şöyle başlayalım. 2020 yılı nasıl başladı? 2020 yılı değerlendirelim birlikte. Tabii pandeminin sektör olan etkilerini de ele alacağız birlikte. Evet. Öncelikle bize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Sağlık çalışanlarının sizin de bahsettiğiniz gibi emeği ödenemez, haklarını ödeyemeyiz. Ve sağlık çalışanlarını birinci sıraya, ilk sıraya koymak her vatandaşın, her insanın görevi. Ama peşinden diğer sektörlerde de halkın diğer ihtiyaçlarını karşılayan bütün güvenlik kuvvetleri özellikle. Evet. İşte sağlığın dışındaki diğer hizmetleri, kolluk hizmetleri tamamı aslında. Hizmetlerin tamamı tabii. Gıda sektörü, fırıncılık, onların da burada adının geçmesi ve onlara da teşekkür etmek bizim de boynumuz borcu. Gerek kendi ekibime, gerek de diğer sektördeki diğer arkadaşlara da herkesin emeğine ayrı ayrı teşekkür etmeye. Evet. Ben de sizin gibi görebiliyorum. 2020 yılı yani ciddi kayıplarla gerek sağlıkta doktor, hemşire ve çalışanlarla gerek normal vatandaşın pandemiden etkilenerek vefat etmesine dolayı çok üzücü bir yıl. Herkese ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalık geçirene de Allah şifalık versin diliyoruz. Elimizden başka da bir şey gelmiyor. Bütün dünyanın elinden bir şey gelmiyor. Doğru. İşte inşallah 2020'nin sonuna doğru aşılar çıkacak, uygulanacak, dünyada uygulanacak, Türkiye'de bir kısmı gelecek. 2021 yılında başarılı bir şekilde aşı çalışması ve ilaç çalışması olursa 2021'i de ben şimdiden en az yarısını kayıp bir 2021 diye düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz da önce sağlık, hiçbir şeyin kıymeti yok sağlık olmaktan sonra. İnşallah başarılı olur sağlık sektörü ve insanlarımız bir huzura kavuşur. Bir pandeminin etkilerini sileriz. Daha çok çalışırız. Kayıplarımızı daha çok çalışarak, daha azla kanaat getirerek kayıplarımızı kapatırız. Yani sadece bizi de ekonomi de etkilemedi. Öğrenim yapan çocuklarımızı etkiledi. Yani anaokulundan al kadar. 5 yaşındaki çocuktan evet. 70 yaşındaki evet. Herkes etkilenmiş evet. Oldu tabii ki. Yani geçen dün akşam duydum. Boşanma oranları artmış mesela. Evde kalınca karı koca birbirine daha çok iletişim sıkıntısı olunca evde kalmanın onu da bile hayatın her alanını her şekilde bir şekilde etkiledi bu pandemi. Yani Allah beterinde saklasın. Daha çok çalışırız. Gerçekten
daha iyi üretiriz, daha bilinçli oluruz. Ve daha güzel günlere, 2021'in diyelim ilk yarısı tedaviyle geçerse, ikinci yarısında normal yaşama, yeni normale alışırız. Yeni normal, evet. Aslında 2020 ile birlikte hayatımıza çok değişik tabirler de geldi. Tabii bir yeni normal kelimesi, evet, geldi. Özellikle Mart ayı ile birlikte başlayan pandemi süreci. Peki Covid'in gıda sektörüne olan etkisi nasıl oldu? Hani ben özellikle birinci bölümde sizin kendi sektörünüzü değerlendirip, ikinci bölümde ise, evet, daha çok orada ekonomisi ve ülke ekonomisini birlikte konuşalım istiyorum. Geçen işte Mart ve Nisan, Mart ayında açıklanmıştı Türkiye'deki, evet, vaka. Sokağa çıkma yasağı falan da, tedbirler de Mart, Nisan ayında hayata geçti. Tabii o bir panik havası yarattı. Sanki gıda bulamayacakmışız ya da daha az bulacak, zor bulacakmışız gibi. Makarna gibi, baklet ürünleri gibi bazı ürünlere halkın gereğinden fazla bir evde stok yapma gibi ihtiyaç duydular. O tabii ki öyle bir deneyim yaşanınca, bu ikinci dalga dediğimiz yaz sonrası, sonbaharla başlayan dalgada da gerek üretici firmalar, gerek bizler bu konuda üretimi artırarak ve stoklarımızı çoğaltarak böyle bir sıkıntı durumunda halkımızın ihtiyacına cevap verelim diye elimizden gelen bütün önlemleri aldık. Türkiye'de böyle bir yokluk gibi ya da bulunamama gibi bir sıkıntı şimdilik yok. Aslında insanlar bir dönem, özellikle o Nisan ayında gibi ilk sokağa çıkmanın, evet, kısıtlamanın geldiği günlerde bütün marketlere bir hücum ettiler aslında, değil, evet, mi? Ama tabii orada sanki ürün bitecekmiş gibi. Sanki açılmayacak, daha markete ulaşamayacağız, sokağa çıkma yasa süresi artacak falan gibi düşünülmüş olabilir. Ama tabii biz şimdi bu o orta normale, ilk normale değil de yeni normale de değil, o orta normale de alıştık. Ya yani insan her şeye alışıyor zaten. Ona da alıştık. Şimdi insanlar o sokağa çıkma yasanın bildirim şekli bile çok önemli. Şimdi tabii örneğin cuma gün akşam sokağa çıkma yasağı başlayacak ama pazar günü bildiriliyor ve önümüzde 5 gün kalıyor. Evet. İhtiyaçları tedarik etme süresi. O sürede geniş bir süre. Artık şeydeki gibi, Nisan ayında gibi panik havası halkımızda da yok. Zaten panik olacak bir şey de yok. Ürünler var. İnsanlar da zamanlarını ona göre planlıyorlar. O yaşanmayacaklar herhalde daha öyle. O panik havası yok aslında. Olmayacaklar, evet, olduğu gibi, değil daha mi? Daha olacağını zannetmiyorum. Tabii Didem Hanım, size dönelim. Covid ile birlikte siz neler yaptınız özellikle işletmelerinizde? Ne gibi önlemler aldınız? Dilerseniz buradan başlayıp sonra gıdanın güvenliğini konuşalım. Bizler daha önce de tabii ki pandemiden önce de ekmeklerimizi ambalajlı bir şekilde satıyorduk. Ama hani bu pandemiyle birlikte daha çok dikkat etmeye başladık. Ayrıca çalışanlarımızın üretim esnasında maske, kolluk, bone, o tarz ürünlerin de takılı bir şekilde çalışmasına özen gösteriyoruz. Daha çok açık meyve sebze reyonlarında tek kullanımlık eldivenler kullanıyoruz. Yani daha müşterilerimiz açısından da daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlar açısından da. Hani halkımızın sağlığı bizim sağlığımızdan çok daha önemli. Hani onlar da bize güvenerek alışveriş yapmaya geliyorlar ve biz de onların güvenlerini boşa çıkarmak istemiyoruz. Tabii burada birinci öncelik aslında çalışanların güvenliği, daha tabii sonra ki, tabii ki müşterilerinizin güvenliği. Yani her anlamda, güvenlik anlamında, hijyenik bütün koşullara uydunuz, evet, herhalde, yani değil mi? Sürekli denetim halindeyiz. Marketlerimizi kontrol ediyoruz. Çalışanlarımızı kontrol ediyoruz. Çalışanların kılık kıyafetine, kendi hijyenlerine varana kadar sürekli denetim halinde çalışıyoruz. Peki imalat tarafınız da var. Orada da aynı şekilde... Evet, tabii ki. Yani özellikle imalatta giriş çıkışlarda hani ateş ölçerle kontrol ediyoruz. Maskesiz içeriye kimseyi almıyoruz. Tabii ki çalışma esnasında da yine maske, kolluk, bone... Yani bu tarz ürünleri takılı bir şekilde kullanıyoruz ve direkt üretimin de içinde olduğum için hani kontrol de bizde oluyor. Hani bir herhangi bir sıkıntı olduğu zaman çalışanlarımızı da uyarıyoruz. Yani müşterilerimize sağlıklı ürünler üretmeye çalışıyoruz hep birlikte. Evet. Aslında burada pandemiyle birlikte gıdanın önemini de anlamış olduk. Üretimin de çok önemini anladık. Görüyoruz, herkes her şeyi üretmeye çalışıyor. Evet. Kimin elinde stok varsa o anlamda daha başarılı oluyor. Aslında peki biraz da buradan gıdanın öneminden bahsedelim. Tabii tüketimler aslında değişti bir anlamda bakıldığında. Evet. İnsanların tercihleri de değişti. Tükettikleri ürünler de değişti. Evet. Dilerseniz buradan devam edelim. Ne gibi tercihler değişmeye başladı? Yani, neler yaşandı? Salgın döneminde insanlar evlerinde oturdukça tabii ki daha çok sağlıklarına dikkat etmeye başladılar.
Bununla birlikte daha taze sebze meyve tüketimi arttı. Yumurta tüketimi, süt ve süt ürünleri tüketimi arttı. Ve dondurulmuş gıdalar, paketli ürünlerin tüketimi biraz daha azaldı. Hani tabii ki bakliyat, taze kırmızı et, balık, hani o tarz ürünlerin tüketimi daha çok arttı. Evet, tabii bu anlamda biraz kilo da aldı tabii herkes. Evet, evde otururken de maalesef. Tabii burada aynı zamanda gıdanın güvenliğinden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü ürünler alıyoruz, hijyeniklik üst safhada. Burada insanlar ürün alırken gıdanın güvenliğinde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ne gibi önlemler almalı? Bakarken neye bakmalılar ya, öyle diyelim. Şimdi hastalıklardan korunmada yani sağlığımızı, beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki güvenilir gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Ürünün de ham maddenin üretimden tüketiciye kadar ulaşan kısımlarında yani aşamalarda daha sağlıklı bir şekilde, sağlık riskini daha riskini azaltacak şekilde çalışmalarımız gerekiyor. Yani o şekilde çalışmalarımız gerekiyor. Evet. Bir de tabii burada meyve tüketimleri daha önceki dönemlere daha da arttı, özellikle C vitamini. Çünkü evet, doktorlarımız daha öneriyor. Sıvı gıdalar tüketin, meyveye daha fazla önem verin diye. Orada herhalde sebze meyve reyonları daha hareketli oldu. Sebze meyve reyonları daha hareketlendi. Bu Eylül ayından itibaren balık reyonları daha çok hareketlendi. Yani insanlar bünyelerini güçlendirmek için daha çok evet sıvı tüketmeye başladılar. Süt ve süt ürünleri daha çok satılmaya başladı. Evet. Herkes sağlıkçı oldu aslında bakıldığı evet, zaman. Bu anlamda ciddi bir araştırma içerisinde insanlar. Daha iyi, daha fazla neyi tüketsek daha etkili olur veya COVID'den yakalananlar daha hızlı nasıl kurtulabiliriz veya yakalanmamış olanlar da buradan yakalanmadan bu süreci nasıl tamamlarız diye herhalde hassasiyet gösteriyorlar. Evet. Tabii Hüseyin abiyle devam edelim. Tabii ki özellikle son dönemde insanların tüketimleri değişti, yaşam şekilleri de değişti, aslında hepimiz için geçerli bu. İnternete olan düşkünlüğümüz had safhaya çıktı. Herkes elinde biliyorsunuz ki cep telefonları, dijital ortamdan artık her şeyi sipariş veriyoruz. Bugün baktığınızda özellikle son dünya ulusal şirketlerine baktığınızda inanılmaz derecede internet satışları arttı ve hatta yer değişmeye başladı şirketler. Daha üst seviyelere çıktı internet yatırımı yapanlar. Gıda sektöründe nasıl etkilendi peki? Dijitalin gıdaya olan etkisi nasıl oldu? Şimdi dijital pazar her insanın artık malumu, dediğiniz gibi teknoloji çok gelişti. Bütün sektörlerde yatırım yapılıyor dijitale. Evet, gıdada da yapılıyor, market sektöründe de yapılıyor. Biz bunu zaten 5 yıl önce kurmuştuk biz dijital kanalımızı, biliyorsunuz. Evet, 2015 yılında hatta Hüseyin abi seninle konuşmuştuk onu da biz. Çok inanıyorum yani teknoloji değiştikçe alışverişin şeklinin değişeceğine, teknolojinin çok daha hayatımıza gireceğine inanıyorum. Zaten o da 5 yıl önce, 6 yıl önce bunları konuştuk ve hayata geçirdik. Doğru. Şimdi de şeyde çok gördük. Mart da panik başladığı zaman, bu salgın Türkiye'de açıklandığı zaman bizzat kendimiz şahit olduk. Daha önce günde diyelim 10 birim internetten satış yapıyorsa, şimdi Nisan ayında 40 birim, 50 birim, 60 birime geldiği günler oldu. 4-5 kat aslında büyümüş. Ondan sonra yazı, ilkbaharın son yaza dönük zamanlarında ve yazın tekrar eski seviyelerine çok düşmedi ama eski seviyelere yaklaştı. Ama şimdi Kasım 15'ten bu yana tekrar yine Mart Nisan ayındaki seviyelere ulaşmaya başladı. Hı hı. İnsanlar denediler internet alışverişini, marketten nasıl oluyor diye. Marketten eğer aldığı sebze, meyve kendi seçtiğinden daha iyi gidiyorsa evine, yani bizim ürünü seçen, ayıran arkadaşlarımız müşteriye karşı mahcup olmamak için çok dikkat ediyorlar ve müşteri de dolayısıyla mutlu oluyor eve gelen ürünü. Ben bile alsam pazarından ya da tezgahtan ben seçsem bu kadar kalitesini seçemezdim gibi. Biz de bunları özellikle önem gösteriyoruz. Yani internetten gelen siparişlerin ürünleri daha da farklı hassasiyet göstererek seçiliyor değil mi? Tabii, mahcubiyet yaşamak istemiyoruz. Hem götüren arkadaşımız hem de müşteri. Biz yerel firmayız. Yerel firma olduğumuz için her türlü telefonumuzu biliyorlar, iletişim kanallarımızı biliyorlar. Bana, kardeşlerime, aileme de ulaşabiliyorlar.
mağaza müdürlerimize de ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz bir eksiklik anında bize yansıyor ve bizi mahcup ediyor. O yüzden eksiklik yapmamaya, hata yapmamaya çok özen gösteriyoruz. Zaten benim tüketicilerimize, müşterilerimize de tavsiyem o. Bildikleri yerden, güvendikleri ürün mağazalardan alsınlar. Artık şimdi herkes internetten, telefondan ve WhatsApp'tan sipariş alıyor. Yani evet. Yerel işletme. WhatsApp'tan isterseniz sipariş evet. verebiliyorsunuz değil evet. mi? Evet. Bakkallar bile alıyor artık. Doğru. Dolayısıyla tüketim alışkanlıklarını yine yerel esnafı desteklemek için Ordu'da üretilenin Ordu'da kazanılan Ordu'ya yatırılması için ve Ordu'da İslam'ın daha artması için yani çalışma alanlarının genişlemesi Hı-hı. için oradaki esnafın ayakta kalabilmesi için tüketicilerimizin bunu ben rica ediyorum buna dikkat etsinler. İlla sadece bizim için değil. Alışveriş yani, yaparken yerli ve milli olmalı diyorsunuz yani değil mi? Yani onlar da eve hizmet yapıyorlar. Mahalledeki manavdan da bakkaldan da işte köşedeki marketten de uluslararası yabancı sermayenin kazanıp da Türkiye'nin gelirini yurt dışına götürdüğü ülkelerde bize başka ambargolar koyarak, başka yaptırımlar yaparak karşılığını bize öyle veriyorlar. Yani bizi ödüllendirmiyorlar. Dolayısıyla bizim de milliyetçi bir tutum takınarak onların yaptırım kararlarına karşı biz de kendi içimizdeki işletmeleri ve hizmetleri satın alarak onlara biz de öyle bir cevap verebiliriz. Doğru. Peki siz ne söylemek istersiniz Didem Hanım? Özellikle internet satışları ile ilgili. Sonuçta herkes bir internetten alışveriş yapıyor. Sizin bakış açınız nasıl? Yani gün geçtikçe internet satışı arttı. Tabii ki bu son 9-10 ayda daha fazla artış gösterdi. Hı hı. Ve genç nesil artık genç nesilde geldikçe bu telefonla kullanımı ya da internetten alışveriş yapımı daha fazla arttı. Peki orada insanlar neye dikkat ediyor daha çok internet alışveriş yaparken? Yani ben de kendi açımdan söyleyeyim. Hani ürünün kaliteli gelmesine dikkat ediyoruz. Aslında alışveriş yaptığımız firmanın güvenilir olduğuna dikkat ediyoruz. Hı hı. Hani alışveriş yaparken bu firmadan gerçekten kaliteli ürünlerin gelip gelmeyeceğini bildiğimiz yerlerden alışveriş yaptığımızı düşünüyorum. Hı hı. O yüzden hani hassasiyetler önemli ama dediğiniz evet. gibi şey burada en önemli şey almış olduğunuz hem şirket olabilir veya internet sitesi olabilir. Onun güvenliği çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet. Tabii kart güvenliği de çok önemli. Yani orada dijital ortamda kart bilgilerini veriyorsun. Eğer internet satışı yapan şirketin bir takım güvenlik önlemlerini alması ihtimali çok yüksek. Oradan başka aksilikler de yaşama riski çok var. Hı hı. Tüketicinin. Dolayısıyla bilmediği yerden, güvenilirliğinde şüphe ettiği yerden alışveriş yapmaması lazım. Yani şunu ben şuradan alayım, şurada 5 kuruş ucuz ya da şurada şu rengi var, ben kırmızı istiyordum, orada mavi var gibi seçim yaparken güvenilirliği birinci sıraya koyması lazım. Doğru. Her yerden alışveriş yapılmaz. Bir de örneğin gıda daha çok önemli olan gıda, sebze işte ya da yaz sebze mamuller. Bunlar işte pandemide sağlığı konuştuk ya, gıdaya neye dikkat edilmesi gerekir, nelere dikkat edilmesi gerekir. Evet, gıdada sebzede mesela ilaç kalıntısı kalmayan sebzeyi ve meyveyi tüketmemiz lazım. İlaç kalıntısı kalmışsa buna dikkat etmemişse, yani iyi tarım yöntemleriyle üretilmeyen sebze ve meyve satılıyorsa bir yerde ve bu konuda bir iddiası yoksa, çok harcalen bir şekilde bir iş yapılıyorsa oradan aldıklarımız ürünler, belki biz COVID'e yakalanmayız ama kanser oluruz bu sefer. Dolayısıyla ilaç kalıntısı kalmayan toksin madde üstünde kalmayan sebze ve meyveleri tüketmemiz lazım. Bir de aldıktan sonra ne olursa olsun çok güzel yıkamamız lazım. İyi hijyen ortamlarda üretilen unlu mamuller, pastaydı, kuru pastaydı, işte imal yapılan börekti, ekmekti. Bunları da hijyene çok dikkat ettiğini bildiğimiz yerlerden almamız lazım. Çok açıkta satılıyor. İmarathanesinin evet, aslında evet, imarathanesinin şeffaflığı önemli. Şimdi biz elbette imarathanede çalışan ustanın kalitesini çok iyi bilmek, iyi yetiştirmek, iyi eğitimli olmasını sağlamak ya da olanları tercih etmek,
Onları kontrol edecek gıda mühendisi, ziraat mühendisi çalıştırıyoruz biz kendi bünyemizde. Niye çalıştırıyoruz? Çünkü hem ürettiğimiz üründen emin olalım, hem bir kontrolü olsun, hem de müşterilerimize sağlıklı verelim ve biz güven içerisinde bir ticaret yapalım istiyoruz. O yüzden her önüne gelen yerde, her şekilde hem sağlığımızı düşündüğümüz için hem de dolandırılma riskine ve başka zararlara uğramamak için güvenli yerlerden alışveriş yapmamız çok önemli. Evet. Şimdi bir başka konu aslında şunu da sormak istiyorum Hüseyin Bey. Şimdi biliyorsunuz Büyükşehir Hilmi Başkanımız Doktor Hilmi Güler kendi ürünümüzü kendimiz yetmemiz için burada ciddi çalışmalar yapıyor üretimle alakalı. Evet. Peki siz ürünleri satarken yerli ve kendi ordu ürünlerini demin bahsettik ya yerli ve milli ürünler. Evet. Mesela bir akkuşum fasulyesi, diğer çangal fasulyesiydi. Kendi ürünlerini mi kullanıyorsunuz veya oradan da üreticiden mi satın alıyorsunuz ürünleri? Tabii ki çokça buna çok dikkat ediyoruz. Yerli üretimde bölgemize üretilen ürünleri çok alıp satmaya çalışıyoruz. Ama bunlar biraz niş oluyor. Yani biraz yüksek açıyor. Halkın özellikle alt gelir grubunun, orta gelir grubunun tüketeceği ürünler değildir. Bir kuru fasulye, akkuş kuru fasulyesi bugün yerelde 25 lira falan, evet. Şeyden alışımız, üreticiden alışımız olur. Bunlara çok hızlıca tüketilmesi ve şey yapılması, satılması ve halkın ihtiyacını karşılaması ya da halkın bunu rahat kullanması çok mümkün değil. Evet, bunları satıyoruz ama daha çok tonaj bunlarda olmuyor. Yani daha hızlı satılanlar daha özel üretim oluyor onlar. Tabii onlar bir niş oluyor. Daha hı-hı. özel üretim oluyor. Lükse geçip gidiyor. Yani şey hızlı satılan değil de biraz ağır giden ürün grubuna değil mi? Ağır giden oluyor. Ama buna rağmen bunun çok Hilmi Başkanımıza teşekkür ederiz. Bunları bu gibi işleri teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, köylünün, üreticinin bunu ekip dikmesi ve pazarda bir karşılığının olması ve böyle bir piyasanın oluşması çok önemli ve bunların gerçekten belediye gibi, işte kooperatör gibi şeyde daha büyük kuruluşlar tarafından desteklenmesi lazım. Ve satılabilir, alınabilir, tüketilebilir halde de bir piyasaya girebilmesi lazım. Yani dolayısıyla şeyin, tarımın ve üretimin süspanse edilmesi lazım ki bunlar pazarda halkını alabileceği bir şekilde tonaj yapabilirsin. Yani çok sayıda insan tüketebileceği bir parasal değere gelsin. Tabii bugün bakıldığı zaman ordu tarımıyla ön planda, onu zaten konuşacağız ama hani kivi olabilir, bal olabilir, bunların çeşitlenmesi lazım aynı zamanda. Evet. Onlar zaten her türlü şeyi yapıyorlar. Peki burada ilk başta da bahsetmiştik, özellikle pandemili bitti, herkes bir saldırmıştı bütün gıda ürünlerine. Şunu merak ediyorum ben, Türkiye'de gıda stoklaması anlamında bir ürün sıkıntısı var mı veya böyle bir sıkıntı yaşar mıyız? Şimdi dünya nüfusu tabii 8 milyonun milyarın üzerinde. Evet. Dünya nüfusu da çok bağlı. Türkiye çok da dünyadan yalıtılmış, sınırları kapalı bir ülke değil. Hem ürün anlamında dünya borsalarına açık ve fiyatları da, parasal değerleri de dünya borsasına da belirlenen ürünler bunlar. Hı hı. Ve biz gıdada, yani bütün gıdanın bütün kalemlerinde değil belki ama bizim ilkokul döneminde ben Feride öğretmenim vardı, Feride adında. Şimdi hala görüyorum, Allah uzun ömür versin, elini öpüyorum. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi derdi. Doğru. Gıdada. Ama geldiğimiz durumda tarımla alakalı politikalarımızda, destekleme biçimlerinde, köylü üretici destekleme biçimlerinde hepimizin malumu bahçe ya da tarlasının metrekaresine destek verildi, ürettiği ürüne destek verilmedi köylünün. Ürettiği ürünün kalitesine destek verilseydi, verimliliğine de destek verilebilirdi. Verimliliğine destek verilseydi ürün daha çok üretilir ve daha çok bol olurdu ülkemizin gıda stokları. Ama ülkemizde ekmeyen binlerce dönüm yeri olan insanlar büyük şehirlerde göç etmişler. Tarlasını kiraya bile vermemişler kendileri işlemedikleri gibi. İşte yüz binlerce TL destek almışlar. Üretimi desteklemek değil, üretimi aslında baltalamak desteği olmuş bu destek. Yani üretim olmasın desteği olmuş. O şekle geldi. Evet, bizim gibi Karadeniz gibi küçük
bahçeleri çok bölünmüş, üreticinin fındık zaten bizimkisi çok da gıda stoku, bahsettiğimiz beslenme ilaki gıda stoğun içinde değerlendirilmeyebilir fındık. Zaten bahçe ölçüleri de küçülmüş, aileler tabii parçalanınca kardeşler miras dağılınca ister istemez parçalanıyor. Buralarda çok anlam taşımıyor ama esas büyük üretim yapılan büyük ovalarda işte, hatta Urfa'nın Harran Ovası, Konya Ovalısı, işte büyük arazilerde 10 bin dönüm, 5 bin dönüm, 3 bin dönüm yerleri olan insanlar var ve büyük tarımlar burada şekilleniyor. Buğday özellikle, mercimek özellikle, bulgur, bakanlık bulgur özellikle. Buralarda tarım politikaları eğer daha sağlıklı olsaydı bizim Türkiye'nin çok da dışa bağımlılığı olmazdı. Ama olmadığı için bugün Türkiye kendi kendine gıdada yetmeyen bir ülkesi oldu. Dünya ölçeğinde 7. sırada değil, belki 70. sırada bugün. Çünkü mercimeği Kanada'dan alıyoruz. Buğday, ekmeklik buğday ununu, buğdayı Ukrayna'dan, Rusya'dan alıyoruz. Hatta ta Arjantin'den alıyoruz. Kendi buğdayımıza ne oldu deyince biz, un fabrikaları diyor ki, bizim buğdaydan ekmek olmuyor kardeşim. Bizim buğdayı ancak 100 kiloda 30 kilo kullanabiliyoruz. 70 kilosunu ithal buğdayı kullanmamız da gerekiyor diyorlar. Ve böyle bir durumda olduğumuzu biz de piyasanın içinde iş yaparken, un talep ederken, un... Yaşadığınız olayı anlatıyorsunuz tabii ki. Evet, niye bu kadar un pahalandı? Biz geçen sene unu 65 lira alıyorduk. Tam krizin, pandeminin başlamadan önce fiyat 65 liraydı. 65'ten 85'e 90'a 100'e çıktı Mart, Nisan, Mayıs ayında. Şu anda 160-180 arasında bir çuval ekmekli unun fiyatı. Yani 65'e 2020'nin başında 65'e aldığımız un 2020'nin Aralık ayında 160-180 lira bandında. Yani iki kattan fazla arttı. Ama ekmek fiyatında da alamadık. Rayişi alamadık ve ekmek fırıncılar çok zannediyor ve fırıncı esnafı kalmayacak gibi yani gittikçe. İsa Bey'le de zaman zaman program yapıyoruz. Aynı şeyi evet. O da bahsediyor. Özellikle pandemi döneminde fiyatları artıramadığını da söylüyor. Evet. Tabii da... biz de halkımıza kendi adıma ve paragende yapan esnaf arkadaşların adına da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz de insanız. Bizim de vicdanımız var. Biz de ülkemizin ve insanların sağlıkla alakalı sıkıntılarını çok yakından görüyoruz. Çalışamayan, kapanan lokantalar, kafeler ve benzeri bir sürü iş yeri var. Oradan işsiz kalan insanlar var. Çaresiz bir, gerçekten aşını tenceresinin altını kaynatamayan aileler var. Burada dayanışmayı da ben çok önemsiyorum. Yani insanların olanın olmayanla paylaşması gibi mahallelerde, semtlerde, sokaklarda insanlar birbirini fark edip ihtiyacı olanı yardım etmeyi. Fakat bunun yanı sıra sürdürülebilir işler de yapmamız lazım. Sürdürülebilir ticaret yapmazsak, yani ekmek, un fiyatı 65 liradan 165'e çıkar da maya fiyatı 45 liradan 120 liraya çıkarsa ve aynı fiyatla ekmek satarsa fırıncı bulamayız. Yarın bize ekmek üretecek fırıncı bulamayız. Doğru. Dolayısıyla Türkiye'nin gıda almada evet yabancı dışa ithalata mecburuz. Paramız olduğu sürece alırız. Ama ithalat yapacak dolarımız yoksa, paramız yoksa alışverişte yok diyorsunuz. Alışverişte olmaz. Kendi üreticimizin patates ambarını basar gibi buğday ambarını basıp orada buğday olsa alır devlet. Ama şeyi alamaz. İthalat mal alamaz. Gemi limana yanaşmaz. Doğru. Kolay değil. Dolayısıyla benim burada acizane, çok benim üstüme düşen konular değil bunlar ama Türkiye'de tarım politikasını hem iyileştirmemiz lazım hem de insanları tarıma özendirmemiz lazım. Geçen sene yine Mart ayında patladığı için pandemi süreci insanlar gerçekten çok ciddi anlamda bizim burada gördüğümüz komşularımız, ahbaplarımız, eşimiz, dostumuz ufak da olsa tarlalar yaptılar. İşte domates, salatalık ürettiler. Hobi bahçesi yaptı aslında hobi insanlar. Bahçesi yaptılar. Evlerinde küçük yerleri, özellikle evet. Köyde yaşayan insanlar. Evet, balkonda bile, çatısında bile sebze ürettiler.
Böyle özendirmek lazım ve insanlar da bunu ciddiye alması lazım. Yani imkanı olan, ekilecek dikilecek yeri olanların işi ciddiye alması lazım. Bunları çocuklarımıza da öğretmemiz lazım. Evet, önemli bilgiler veriyorsunuz. Tabii Didem Hanım, gıdanın güvenliği demişken bir de gıdanın uzun ömürlü olması için ne yapmak gerekiyor? İnsanlar nelere dikkat etmesi gerekir? Ne gibi önerileriniz olur bu anlamda? Tüketiciler ürün alırken üretim ve son kullanma tarihine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Paketli ürünlerin daha çok hava almaması gerekiyor. Tabii ki ne zaman parçalandığı, paketinin ambalajının bozulduğunu bilemeyiz. Evine alıp bu ürünü götürdüğü zaman belki bir hafta, belki iki hafta sonra bozulma yaşanabilir. Daha çok böyle kapalı paketlerdeki ürünleri satın almalılar. Konserve alırken de böyle şişmiş konserveleri almamaları gerekiyor. Çünkü hani içerisindeki gıdanın bozulduğunun ve oksijen ürettiğinin kanıtıdır bu. Ve hani yine açıldığı zaman ya bozuk olacaktır ya da yine dediğim gibi bir hafta sonra, belki iki hafta sonra ürün bozulmaya başlayacaktır. Açık gıdalarda ise alırken zaten ürünün kokusundan, tadından, görüntüsünden kaliteli olduğunu veya sağlıklı olduğunu anlayabilirler. Ya da tadına da bakabilirler satın alırken. Yani bu tarz şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlık döneminde, yani kötü sağlık dönemindeyiz şu anda ve alınan ürünlerinde gerçekten çok dikkatli bir şekilde kontrol ederek almaları gerekiyor. Tabii bu anlamda çalışan arkadaşlarımız da bu anlamda bilgisi muhakkak vardır. Tabii ki. Fikir mütalaası yapmak için de onlardan da teknik destek de alabilirler. Tabii önemli bilgiler bunlar. Bir başka konu aslında Hüseyin Bey, yılbaşından bugüne baktığımız zaman döviz kurları ciddi anlamda yükseldi. Tabii şu an belki sabitlendi, dolar 7.80 gibi, özellikle euroda 9.5 seviyelerinde. İnsanların alım gücüne baktığınız zaman ister istemez ürünlerin üzerinde fiyattan bahsettik demin, bir artış yaşandı. Evet. Bundan da bahsedelim. Ne derece yaşandı? Gelen döviz kurunun fiyatlara etkisi ne oldu? Şimdi Hüseyin Bey, tabii ki biz az önce gıdada dışa bağımlıyız dedik. Hı hı. Evet, bizim buğday, ekmeklik buğdayımız ya da makarnalık buğdayımız yurt dışından geliyorsa ve bu dolarla da satın alınıyorsa, dolar kuru baş aktör. Yani oyunu belirleyen doların kuru. Oyunu kuran doların kuru olunca üretici satın aldığı fiyatın üzerine maliyetini koyup fabrikacı un var ediyor ve bize o unu o fiyattan veriyor. Fakat biz aldığımız pahalı unu sattığımız ekmeğe yansıtamıyoruz parasına. Hı hı. Bulgurda da, makarnada da, pirinçte dünya borsasından dönen bir şey. Her ne kadar termede, mercimekte var, Bafra'da olsa bile üretimi yeterli değil. Şeyden ithal, piyasaya ithal mal da giriyor ve dolayısıyla pirincin fiyatını ithal malın fiyatı belirliyor. Yerli malın fiyatı. Ben hiç yerli olmayan mal almıyorum. Yani Terme ve Bafra'nın dışında pirinç satmamaya çalışıyorum. Ama Bafra'da gibi Terme'deki üreticinin, fabrikacının fiyatını da Türkiye'ye giren ithal pirincin fiyatı belirliyor. O da enteresan bir durum. Tabii yani. Çok birbirine bağlı. Aynı, o da pirinç, o da pirinç. Yani sen yurt dışına gelen pirincin fiyatı Türkiye'yi belirliyor aslında, değil mi? Yani çünkü borsa oluşuyor. Bir borsa söz konusu. Mercimek keza öyle. Hatta biz nohutu Hindistan'dan ve Arjantin'den nohut alıyoruz. Az önce akkuş fasulyesi dedik ama evet, akkuş fasulyesi çok az olduğu için yetmiyor. Yeterli yani. Yine fasulye Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan fasulye geliyor Türkiye'ye. Ve dolayısıyla bütün bu ürünlerin fiyatı dolarla satın alındığı için ithal mallar dolarla belirleniyor. Dolarla belirlenince de bunlar ister istemez şeye yansımak zorunda. Fiyatlara yansıyor. Raftaki fiyata da yansıyor, tüketicinin fiyatına. Ayçiçekte Türkiye, ayçiçek üretiminde sıvı yağda, ayçiçek yağında %50 oranında yurt dışına bağımlı. Yani bahçelerimiz, tarlalarımız duruyor ekilmeden ama ayçiçek bile yetiştirmiyoruz. Buğday bile yetiştirmiyoruz. Ve Türkiye'nin 100 litre ayçiçeği yağına ihtiyacı varsa 50 litresini yine Ukrayna'dan, Arjantin'den almak durumunda kalıyor. O da dolarla. Bir de gümrük vergilendirme politikası var devletimizin. Onunla da başka bir yük biniyor üstüne. Böylelikle bu ürünler hep dolarla alındığı için piyasa rafın fiyatı da dolarla belirleniyor. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada eğer elimizde ürün varsa yeni ürünü alana kadar eski ürünü de fiyatla satıyoruz. Eski ürün, elimizdeki mal ürünü yenisini alana kadar eski kaça almışsa onun üzerine
çok az bir kar koyarak rafımıza satıyoruz. Fakat yenisini almaya gittiğimizde sattığımızdan çok daha yukarıda, çünkü çok sert arttı biliyorsunuz. Doğru. 6.90'dan 8.5'a kadar dolar çıktı ve bunlar hemen üreticide fiyatlara yansıdı. Biz rafta yansıtamadık. Ciddi anlamda bu anlamda zarar ettik. Ya ama helal hoş olsun, işte bu geçiş sürecinde hep şeyi düşündük. İşini kaybedenleri düşündük. Geliri azalanları düşündük. Çalışamayanları düşündük. Ve dolayısıyla biz alacağımız fiyatı şimdi 65 liraya ben bugün orada üreten yağı satın almam lazım. 65'e alınca da 67'ye satmam lazım. Doğru. Ama ben 65'e alacağım yağı 59.90'a rafta satıyorum şu anda. Çünkü elimde bir önce mal almıştım. O malı yokuna, işte stoğun bitene kadar o ürünü, yani bu anlamda ciddi anlamda zarar ediyoruz. Bunu halkımızın bunu da bilmesi lazım. Yani biz eğer yerli esnaf olmasaydık ya da sermayemiz yurt dışı şeyli bir şirket olsaydık biz hiç orada işini kaybeden ya da geliri azalan insan var demezdik. Ben bunu böyle aldım kardeşim, üstüne de işletme masrafını koyacağım, öyle satacağım derdik. Nasıl olsa yarın sokağa çıkınca Hüseyin Kalafat tanınıyor. Hüseyin Bey merhaba. Ama da zam yapmışsın yağa ya da rafta çok artmış falan diyecek kimse, muhatabı yok. Ama ben onun baskısı altındayım. Ben sokağa çıktığım zaman komşularımdan, müşterilerimden böyle bir sitem duymak istemediğim için karımdan fedakarlık yapıyorum. Ama işte yabancı şirketlerin, yerli olmayan şirketlere eğer alışverişi tercih edersek bu şeyde vicdan yapan bir esnaf kardeşleri de kalmayacak. Değil mi? Tabii siz daha çok duygusal davranıyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Duygusal davranma zorundayız. Tabii yani orada yaşıyoruz, hep birlikteyiz. Evet. Herkesi bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Tabii şube sayınız da fazla olduğu için insanlar sizleri tanıyor. Her türlü şikayette ve memnuniyette sizlere zaten bunları direkt iletiyorlardır. Hüseyin Bey, vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Reklama kadar zaten son bir 5 dakikamız evet. var. Evet. Şimdi ben bizi geliştiren, ticaretimizi geliştiren, işimizi geliştiren en önemli veriyi müşterinin bize ayna tutmasıyla alıyoruz. Kendimizi müşterilerimiz aldığı üründen, tükettiği üründen ya da fiyatımızdan ya da mağazamızın ışığından, renginden, temizliğinden bize geri dönüş yapınca, eleştirince bize bir hata olmuşsa ya da iyi gördüğünde iyi de söylüyor, kötü de söylüyor. Müşteri bize verdiği bilgiler ya da geri dönüş bilgileri bizim kendimizi toparlamamızı ve daha düzgün, daha müşterinin talep ettiği şekilde vaziyet almamızı sağlıyor. Ben o yüzden eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını çok önemsiyorum ve kendimize ekibimize de hizmet içi eğitimler alıyoruz. Hı hı. Ciddi anlamda. Bu konuda eğer eğitim veren hoca bu konuya değinmemişse ben muhakkak bir yerinde, eğitim bir yerinde devreye giriyoruz. Eleştiri ve öz eleştirisi mekanizması çalışacak arkadaşlar diyorum. Doğru. Aslında yani müşteriler bir anlamda en ufak memnuniyette veya memnuniyette size direkt bildiriyor. Siz evet. de bunu hassasiyet gösterir tabii ki. O bizi geliştiriyor. O bizi daha düzgün işler yapmamızı sağlıyor. Ben burada yine sizin aracılığınızla, bu program aracılığıyla müşterilerimize, bizi tanıyanlara, tanımayanlara da, bizden alışveriş yapanlara muhakkak eksikliklerimiz olabilir. Biz de insanız. Biz de göremediğimiz, öngöremediğimiz şeyler, şartlar, zamanlar olabilir. Lütfen bize eksikliklerimizi, hatalarımızı bildirsinler. Bu bizi kötülemek anlamında değil. Bizi daha iyi gelişip, daha iyi hizmet sunmamızı sağlayacağını gönül rahatlığıyla bize her dertlerini söyleyebilirler, ulaşabilirler. Mağazalarımıza yazıp bırakabilirler. Şikayet kutusuna atabilirler. Dilek kutusuna, şikayet demeyelim. Dilek evet, kutusuna dilek temelli. Evet. Biz buna açığız ve bundan gocunmayız. Kendimizi toparlarız. Daha düzgün işler yapmak için ekibimizi eğitiriz. Evet. Tabii burada aynı zamanda sosyal medyadan gelen sorular da var. Onları da sormak istiyorum tabii. Aynı zamanda benim kendi arkadaşlarım da var tabii. Size evet. soru sormak istiyor. İsa Saraç, iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Bir başka Kerem Kübra Korkmaz da sizleri tanıdığını ve başarılarınızın devamını dilemiş kendisi. Bir arkadaşım soruyor özellikle, Fatih Yiğitbaş, o da Perşembeli sizin gibi. Selam olsun kendisine buradan.
pandemi döneminde hiç etkilenmeyip tam tersine satışları artan gıda sektörü, insanların karantina nedeni ve beslenmelerine dikkat etmeleri arasında yoğunluk yaşandı. Hep birlikte gördüğümüz yoğunluk tabii bu. Pandemi sonrasında diyor, gıda sektöründeki satışlarda azalma olur mu? Azalma olduğunda gıda sektörü nasıl bir dönem bekliyor gibi bir sorusu var. Gıda sektörüne bir daralma yaşanır mı diyor. Yok, yaşanmaz. Yani şimdi bunlar uzun süreli şeyler. Yani varmışçasına dikkatli olacaklarını, hı-hı, daha temiz hijyene ve şeye, beslenmeye dikkat edeceklerini düşünüyorum. Daha bir de sizin aracınızla şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki. İsrafı önlememiz lazım bizim. Yani ben gıda satıyorum, daha çok satılsın isterim ama tüketilmeyecek gıdayı da vatandaşın almasını istemem. Bu evde stok yapıp bozulmasını, bozulup da çöpe atmasını istemem. Bu dünya ekosistemi için ve ülkemizin ekonomisi için çok önemli. Sürdürülebilir bir yaşamı israfı önleyerek bizim daha uzun süre, çünkü biz bu dünyada şu anda yaşıyorsak büyüklerimizden emanet aldık ama çocuklarımıza vermek üzere aldık. Doğru. Dolayısıyla sürdürülebilir bir dünya için çokça imkanı olan, çok alıp da çöp haline getirmesin. Olmayanlar da, alamayanlar da düşünsünler. Dayanışmayı muhakkak komşularımızı hatırlayalım. Komşularımız da işini kaybedene, mutfağında tenceresi kaynamama riski olanlarını fark edelim. Sokak hayvanlarını fark edelim. İşte şimdi evlere kapandığımız için köpekler, kediler hep sokakta kalmış. İnsanlar evde bakamayacağı için falan bırakmışlar. Hepsinin tasması var, ne güzel. Pırıl pırıl cins köpekler, kediler. Mağazalarımızın önünde onlarca var, her mağazanın önünde. Vah, birlikte yaşamayı öğrenelim diyorsunuz değil mi? Evet, yani onları da düşünelim. Yani onlar da gerçekten şey, yani imkanı olan onlara bir şekilde susuz ve yiyeceksiz bırakmasın. Ama çok ciddi bir gıda ticaretinin yavaşlayacağını düşünmüyorum. Zaten kent yaşamı çoğaldı. Erken diken yok. Mecburen bu parakende kanallardan insanlar besin ihtiyaçlarını ancak karşılamak durumunda. Aynı zamanda ordumuza böyle büyük hizmet sunan ordulu iş adamı Sayın Hüseyin Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz demiş bir başka arkadaşım. Hem ordumuzun markası olması nedeniyle hem de çalışanlara iş imkanı sunması, ki ordu gibi küçük bir şehirde bu kadar insan çalışmaları arasında sizlere hem başarılar diliyor, başarınızın artarak devamını dilemiş yine Fatih arkadaşımız. Tabii dilerseniz kısa bir reklama gidelim, bir soluklanalım. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra ordu ekonomisini değerlendireceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal ordu. Hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Efendim hayatım. Canım simit çekti, bana simit alır mısın? Tamam, hemen söylüyorum hayatım. Aşkım, yanında börek de mi olsa? Tamam, onu da söylüyorum. Simitix buyurun. Taş fırında odun ateşinde pişen Simitix'in gevrek simitleri. Maharetli ellerle hazırlanan pizza, poğaça ve börek çeşitleri. Hepsi bir telefonla artık kapınızda. Simitix 0452 777 4410 0539 841 52 52.
yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Nişanlara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok, akrabalara gittiler. Teşekkürler. O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı, Ankamar. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da, yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler. Hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak 2. etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de bin defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız. Çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor. Ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Altınordu Belediyesi'nden altın gibi bir proje. Altın Çarşı. Şimdi Karşıyaka'da Altınordu Belediyesi güvencesiyle şehre ve ekonomiye yeni bir katma değer. Mimarisi ve konumu ile sıra dışı. Ayrıcalıklarıyla beklenmedik bir proje. Altın Çarşı, Ordu'nun değerli ve en kolay ulaşılır bölgesi Karşıyaka'da yükseldi.
Toplam 1590 metrekare alan üzerine inşa edilen bu projemizde toplam 5 blok, 38 adet iş yeri, 1 adet kafeterya, 1 adet güvenlik binası, 29 adet otopark, sosyal donatı alanları ve çok daha fazlası bu projede. Yeni valilik binasına 3 dakika, emniyet müdürlüğüne 5 dakika, üniversiteye 10 dakika, havalimanına 15 dakika mesafede. Siz de bu projede yerinizi almak istiyorsanız geç kalmayın. Detaylı bilgi için www.altınordu.bel.tr. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta. İsa Çay Sigorta.com. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan seyir parkta buluşalım. Seyir park bir alan yapı projesidir. Seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile kendi evinize taşınmak için şimdi arayın 0543 441 3344. Ramadanlar temelinde güven var. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kala Ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Biz buradayız. Ama siz sokakları, toplu taşıma araçlarını, kısaca bir arada bulunduğunuz tüm sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız hastaneler de o kadar boş kalacak. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Sosyal mesafe kuralına uyduğunuzda aslında birbirinize değil koronavirüsle aranıza mesafe koyuyorsunuz. Böylece hepiniz sağlık için çabalayan birer sağlık elçisi olarak mücadelede yanımızda yer alıyorsunuz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Biz buradayız. Bu yüzden çoğumuz evde kalamıyoruz. Ama siz evde kalmalısınız. Bugün evde kalmak çocuklar ve gençler için bir ödev, geri kalan herkes için insanlığa karşı bir görev.
Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Değerli izleyenler, tekrar merhaba. Gıda sektörünü konuşuyoruz, gıdayı değerlendiriyoruz. Aynı zamanda orada ekonomisi değerlendiriyoruz. Tabii ki iki değerli insan, Didem Bahtiyar Karadeniz'le ve aynı zamanda Hüseyin Kalafat'la yapıyoruz bunları. Birinci bölümde gıda üzerine çok şeyi değerlendirdik aslında. Çok önemli bilgiler de aldık. En önemli bilgilerden bir tanesi Hüseyin abinin sonuna doğru, programın sonuna doğru bahsettiği israf konusuydu. İsraftan dilerseniz kısaca biraz daha bahsedelim Hüseyin abi. Çünkü önemli bir konu israf. Burada nelere dikkat etmesi gerekir insanların, tüketimlerine dikkat etmesi için? Neler uyarırsınız bu anında? Ne gibi tavsiyeniz olur? Şimdi israf hem cebimize zarar, ekonomisine zarar, hem de üretilen ürünlerin gerek doğanın bize bahsettiği, gerekse yani sonuçta ham maddelerin çoğu doğadan geldiği için son haftalarda görüyoruz yani büyük şehirlerimizin çoğunda su sıkıntısı var. Değil mi? İstanbul'da büyük şehirlerin tamamında neredeyse. Tamamında. Bizim buralarda da var, yok değil. Tabii sağlıklı su tüketmek her insanın hakkı ve her insanın ihtiyacı yani. O hayat olması olmayınca. Bu tarım da, tarım ürünleri de suyla üretiliyor. Ve doğru dürüst bir sulanma imkanı ya da şey olmayınca, fırsatı olmayınca insanlar yeraltı sularını çekerek tarla suladılar. Ve bu tarla sulamanın sonucu sularımız ırmaklara ve normal akışının dışına çıktığı için artık daha depolanamadı ya da içme su olarak kullanılamaz duruma geldi. Zay oldu, kayboldu. Yağışlar küresel yine üretimden kaynaklanan, fazla üretimden kaynaklanan küresel ısınma sonuçta iklimleri değiştirdi. Örneğin Aralık ayının 16-17'si bugün. Evet. Burada şimdi kar olması lazım dışarıda. Biz şimdi normalde öyle olması lazım ama kar, Aralık ayı gibi değil tabii ki. Evet, kar içinde yürüyerek buraya gelmemiz lazım ama güneşli havalar 16-17-18 derece. Yağmur bile doğru düz olmadı. Dolayısıyla bunlar doğayı üretim yapıp 8 milyar insanı beslemek için ısıtıyoruz. Isınma da bize iklimsel değişiklikler getiriyor ve bu dünyayı yavaş yavaş yaşanmaz hale getiriyor. Bizim dolayısıyla bırakın ticareti ve ticaretteki ürünü ve satışı en temel ihtiyacımız olan suyu bile ulaşmada sıkıntılar yaşayacağımız çok açık. Dolayısıyla israf işte su bulamamak demek. En temel ihtiyacımızı bulamamak demek. İsraf bugün eğer çok tüketirsek yarın ekmeği, yarın makarnayı, yarın başka sebze, meyve ürünlerini bulamamız demek anlamına geliyor. İsrafı daha geniş düşünmemiz lazım. İsraf yani gerçekten her anne babanın çocuklarına ta küçükken aşılaması gereken bir şey, ahlak bilgisi. Doğru. Evet. Okulların bunun üzerinde durması lazım. Yani çocuklar eğitim hayatında bunları öğrenmesi lazım. Şimdi tüketici bulunmaz ya da çıkamam kaygısıyla eğer evine süresizce tüketilmediği zaman bozulan ürünleri çok alırsa ne olacak? Bu zay olacak. Zay olunca da çöpe gidecek. Yani tüketmesi artık zarar. Evet. Bakteri üretecek ya da bozulacak ya da kokacak. Dolayısıyla şu anda böyle bir risk olmadığına göre biz eğer evden çıkılmaz kadar sokağa çıkma yasağı uzarsa da telefonla, WhatsApp'la ve internet sanal marketle bütün tüketicilerimize ulaşabiliyoruz. O anda kendisinin aklına telefonumuz gelmeyebilir ama bir çok yakını taradığı birine sorabilir telefonla. Bizim adresimize ulaşabilir. Bize hatta benim cep telefonuma bile ulaşabilir. Ekmek ilk şeyde sokağa çıkma yasağında ekmekler fırınlar açıktı. Ben de fırında bekliyorum. Hiç tanımayacağım müşterilerim beni ekme ulaşabilmek için yayınladığımız telefon numaralarında değil direkt beni aradı. Şey mi? Benim ekmeğim yok, bana ekmek gönderir misin diye. Yani direkt sipariş veriyor. Evet, biz bunu açığız.
Yani bu imkanları var tüketicilerimizin. Sadece bizle alakalı da değil. Yani gerek orada gerek Türkiye'nin her yerinde bu imkanlar artık var. İnsanlar panik yapmasınlar. Biz onların istediklerini belki çok afaki bir durum olursa %100 karşılamasak bile %70, %80 karşılarız. Kimse aç kalmaz yani. Bugün öyle bir şey göstermiyor önümüzde günler. Ama çok alıp da zayi etmesinler. Hem paralarına hem de ürüne yazık olmasın. Burada aslında şu da var. Küresel ısınmanın gıda üzerindeki etkisinden de bahsettiniz. Evet. Zaten gelecekte biliyorsunuz dünya ısısı her geçen günde artıyor. Özellikle ısınan dünyada kuraklık ister istemez belli bir dönem sonra belki hep diyorlardı aslında bunu. 5-10 evet. yıl önce ilerleyen zamanlarda su her şeyden daha önemli olacak. 5-10 yıl geldi işte. Geldi, evet. Evet. Hatta şunu da söylediler Hüseyin Bey. Karadeniz Türkiye'nin en güzel yaşanacak yeri olacak hava şartlarında. Evet. Bugün bakıyorsunuz dediğiniz gibi yani daha kışı göremedik. Karı ne zaman göreceğimiz belli değil. Evet. Küresel ısınmanın da gıda üzerinde etkisi olacağı ne yazık ki kaçınılmaz gibi duruyor. Çok açık ve net duruyor. Yani bir 10 yıllık projeksiyona baktığınız zaman aslında bunu görebiliyoruz değil mi? Evet. Ya işte 10 yıl önce, 8 yıl önce, 25-30 yıl sonra deniyordu. Biz şimdi onun 10 yılını yedik. 30 yıl, 25 yıl, 15, 20 yıla çıktı. Ya yaklaştı yani. Yaklaştı ve süre çok süre yaklaştı. Süre çok yaklaştı ve bu sene çok iyi anlıyoruz. Her sene 2 derece senelik ısı ortalaması arttığını işte araştırmalar ve televizyonlarda yayınlanıyor ve duyuyoruz. Gazetelerde, makalelerde okuyoruz. İlgisi olan arkadaşlarımız yine bununla ilgili teknoloji çok gelişti. Her an bu makaleleri bulup okuyabilirler, araştırma sonuçlarını görebilirler. Bu gittikçe zaman yaklaşıyor. Bizde de burada da iklimde çok değişik sıkıntılar olduğunu, işte fındıkta küf hastalıklarının falan yine iklimsel değişmeden kaynaklandığını biliyoruz ve hala devam ediyor hastalık. Ya yani artık eskiden sırt motoruyla ya da körükle ilaçladığımız fındığı şimdi 400 litrelik tanklarla ilaçlıyoruz ve baş edemiyoruz hala. Doğru. Dolayısıyla sadece kuraklık yapana kadar getirdiği hastalıklar ve getirdiği değişik hatta Covid'i bile küresel ısınmaya bağlayanlar var. Küresel ısınmanın kaynaklı hayvanların salgılısının işte o ilk çıktığı yerdeki başka şey teorileri de var da ama bu da küresel ısınmayla alakalı bir hastalık. Değişik şeyler, sıkıntıları bu gittikçe artarak yaşayacağız. Ben şimdi Covid'in çaresini bulsak bile hemen peşinden başka bir takım yine insanların bilmediği ama iklimlerin değiştiği için ortaya çıkacak hastalıklara çok açığız. Yani bunu görmek lazım aslında değil mi? Evet. Bunu şimdiden sezmek ve buna göre yaşamak, buna göre de yaşam şeklimizi israf yapmayan, dünyayı tüketmek için değil, dünyanın yaşanabilir bir yer olması için düşünen tüketim alışkanlıklarımızı kısarak, biraz da minimize yaşayarak falan böyle ahlaklar, öğretilere sahip olmamız lazım. Ben şimdi bunları söyleyeceğim. Evet. Bir başka konuya geçelim o zaman. Hani barkalaşmadan bahsedelim ki orada küçük bir yer ama ismiyle büyük bir yer. Markalaşma anlamında siz neler yapıyorsunuz? Biraz da dilerseniz bu konu üzerine sizden bahsedelim Didem Hanım. Özellikle kendi işletmenizde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz markalaşma anlamında? Marka demek kalite demek. İyi bir markanın oluşturmak için de kaliteli ürünler üretilmesi gerekiyor. Ve bunun için de tabii ki kaliteli ham madde alımı gerekiyor. Bizler üretim esnasında gerçekten kalitesine güvendiğimiz ürünler alıyoruz. Kendimiz bir önce üretimi sağlıyoruz. Tadına, kokusuna, görseline bakarak gerçekten onay vermediğimiz hiçbir ürünü müşterilerle buluşturmuyoruz. Bizim onayımızdan geçerse satışa sunuluyor. Bunun haricinde de gün içerisinde reyonlarda oluyoruz. Müşterilerimiz de müşteri profilini iyi belirlemek için müşterilerimize diyalog halinde oluyoruz. Hani hangi ürünlerimizi daha çok beğendiklerini ya da beğenmedikleri bir durum varsa hangi yönlerini beğenmediklerini soruyoruz ve daha iyi analiz ederek müşterilerimizle ona göre üretim yapıyoruz. Ya aslında siz de bir müşterisiniz en nihayetinde. Evet. Siz de bir bazı kontrollerden geçirmek durumundasınız ki ürünleri satarken bir problem yaşamayın ama tabii tüketici talepleri önemli burada. Onlara sizin eğiliminiz de çok önemli çünkü ürün satarken sizin de bir problem yaşamamanız gerekiyor. Kolaydır rekabet ortamı inanılmaz markalar var hem yerelde hem de ulusalda. Uluslararası markalar da var. Burada yer bulabilmek kolay değil.
Bununla ilgili peki ne gibi çalışmalar var işletmede? Neler hassasiyet gösteriyorsunuz? Yani üretim esnasında dediğim gibi hijyene gerçekten çok önem gösteriyoruz. Çünkü yani ben de evet iş çıkışı bir müşteri oluyorum ve ben oradan bir pasta aldığımda veya ekmek aldığımda güvenli bir şekilde aldığıma inanıyorum. Çünkü hani üretimden direkt sorumluyuz. Hani üretimin içerisindeyiz. Sağlıklı ve güvenilir olduğuna inandığım için ben kendi evime rahatlıkla götürebiliyorum ve müşterilerin de bize güvendiğini biliyorum. Ürünlerimizin gerçekten hani daha iyi olduğuna inanıyorum. Peki şuna bakıyor musunuz? Rakipler, firmalar acaba veya diğer marketler? Tabii ki. Orada nasıl bir çalışmanız var? Ya rakipleri de tabii ki kontrol ediyoruz. Hani takip ediyoruz. Reyonlarda ne tarz ürünler var veya ne tarz pastalarda veya ekmek çeşitlerinde çalışmışlar. Onları da tabii ki takip ediyoruz ve yenilikçi davranmaya çalışıyoruz açıkçası. Hani trendleri de takip ediyoruz. Daha çok böyle ünlü olan mesela son zamanlarda San Sebastian böyle cheesecake dilimleri falan çıktı. Hani onları da takip ediyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Son zamanlarda yine dediğim gibi çikolata satımı yapıyorduk ama kendi ürettiğimiz spesiyel çikolataları satmaya başlayacağız çok yakın zamanda. Bununla ilgili çalışmalarımız oluyor. Yani ürün çeşitliliği her geçen gün aslında biraz daha genişliyor. Yani yılbaşıyla birlikte bu çikolata satımına da başlayacağız inşallah. Yeni ürünler bekliyor aslında evet. Müşterilerimizi. Buradan bunun da çağrısını yapmış olalım. Tabii sektörü konuştuk aslında Hüseyin Bey ama ben orada ekonomisini biraz konuşmak istiyorum. Özellikle parakende sektörünü konuşmak istiyorum ki benim dikkat ettiğim ve her işletmenin dikkat etmesi gereken bazı konular var. Parakende üzerinde ve tüketici anlamında. Tüketici güven endeksine baktım ben. Gelmeden bir rakamları inceleyeyim dedim hani ne durumdayız. Ekim ayı 2020 rakamları 81.9'dan Kasım ayı 80.1'e düşmüş ki aslında bu daha önceki yıllarda 92-93'lere kadar çıkmıştı. Tabii tüketici güven endeksi ne demek? Tüketici güven ne kadar yükselirse aslında ticaretimiz de o kadar iyi olacak demek. Ordu ticaretine bakacak olursak ordu ticareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hüseyin Bey hep bizi izleyenlere böyle şirin gözükmek gibi ya da böyle pembe tablo çizmek gibi davranmak hani bir yerde hoşluk yaratıyor falan ama hayat öyle değil tabii. Gerçekler başka. Gerçekler başka. Ben de kimsenin akşam akşam moralini bozmak istemem. Fakat Ordu'da İslam'a yönelik ve Ordu ekonomisine katma değer sağlayacak bir yatırım senelerde olmadı. Olamadı yani bir türlü. Ordu'da 300-500 kişi çalışan, 1000 kişi çalışan fabrika kurulmadı. Ordu'da yeni bir şey üretip de satıp bir değer üretemedik. Ordu'da ihracat yapan fındık dışında, Kabuklu'da kabuklu fındık. Fındık dışında böyle orduya has bir üretimimiz var da bunu yurt dışına, Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya satıp dolarlarla para getiremedik. Dolayısıyla ordu göç veren, gelişmişlik sırasında Türkiye'de işte 81 vilayet içinde 60. sıralarda, 50. sıralarda milli gayrimilli safi hasıladan pay alan bir ülke, il. Dolayısıyla ordu gittikçe köyleşiyor. Yani orduda sanayi yatırımı yoksa, turizm yoksa, sağlıkta bile bir sürü sıkıntı yaşıyor. Son haftalarda görüyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah evet. Şehir hastanesinin ihalesi yapılacak. İhalesi yapılacak, faaliyete zamı geçecek. Şehir hastanesi zaten biliyorsunuz, okuyoruz basından ama başka bir facia. Paran varsa bakılan, paran yoksa bakılmayan. Doktorların maaş alamadığı, devlet hastanesi gibi değil. Yani devlet şehir hastanesi deyince devlet hastanesi gelmesin. Hem izleyicilerimizin aklına hem de bizlerin aklına. Şehir hastanesi deyince özel hastane demek aslında. Bir şekilde yarı özel hastane demek. Devlet hastanesi mantığıyla işletilmeyecek. Lüks lokantası olacak, lüks kafeteryası olacak. Bir 500 gramlık litrelik suyu işte 1 lira 2 lira gibi lüks paraları alacağımız bir lüks hizmet olan bir hastane olacak. Şehir hastanesi değil de üniversite hastanesi olmalı. Devlet hastanesi, üniversitenin hastanesi olmalı. Hem orada yetişen üniversite tıp öğrencilerinin pırıl pırıl çocuklarımızın orada tıp şeyini, mesleğini çok güzel öğrenmesi lazım. Hem de halkın ucuz sağlığa ve güvenli sağlığa, sürdürülebilir sağlığa üst düzeyde ulaşabilmesi lazım. Tabii bunlar da ülkeyi yönetenlerin tercihleri. Demek istediğim şu. Orduda ekonomi var mı dersek
fındığa bağlı. Fındık olursa ekonomisi olan, fındık olmasa ekonomisi olmayan, fındık para ederse refah olan, fındık para etmezse refah olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Burada ne ticaretten, ne burada ekonomisinin geleceğinden bahsetmek için gerçekten ya pembe rüyalar görmek lazım ya da biraz kafayı sıyırmış olmak lazım. Orada da bunun aksini söyleyecek kim varsa ben her zaman bunu konuşurum. Ben 350 kişi çalıştırıyorum. 350 kişi çalışan bir şirketin sahibiyim. 350 kişiye ay başına maaşı nasıl ödeyeceğimi de hesap ediyorum. Halkın cebinde geliri olmadığı için paraya çok rahat ulaşamadığını bildiğim için 65'e alacağım malı 59.90'a satıyorum. Buranın hangi ekonomisinden bahsedebiliriz? Bu şeyi de resmi de biraz bu tarafından bakıp herkesin şapkasının önüne koyması lazım. Yani buradan şunu anlıyorum ben, yani sadece tarıma dayalı değil, yani fındıklı, kiviydi, baldı değil, daha farklı anlamda çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz herhalde, değil mi? Yani organize sanayisi daha büyümüş, daha fazla bacası büten bir ordu hayret nevisi. Tabii organize sanayisi büyümüş, o da hayal Hüseyin Bey. Şöyle hayal, ya pazar burada değil, pazar batıda, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ege, Trakya, yani nüfusun %60-70'i buralarda yaşıyor. Doğru. Sen burada üreteceksin, ne üretirsen üret. Ondan sonra nereye satacaksın? Nüfus orada, yurt içi nüfusu, tüketici batıda. Nakliye bugün bir kamyon, bir tır, bugün benim de tırım var. İstanbul'dan da, Türkiye'nin her tarafından da ürün alıyorum. Bir tır 5 milyondan aşağı gitmiyor. Siz de taşıma sektöründesiniz. 5 bin lira bugün İstanbul'a bir tırın gitmesi. Ürettiğin ürün, bir tır ürün 100 bin lira, 150 bin lira dursa 5 bin lira %5 yukarı gitti şeyi. Fiyatı. %5 de batıda aynı ürünü üretenle rekabet şansın kalmıyor. Zaten kazanacağın %5 yok ki. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha resme daha büyük bakmak lazım. Yani sektörel, ekonomiyi sektör olarak Türkiye'nin her tarafına dağıtmak lazım. Deprem bölgesi olan İzmir'e, İstanbul'a, Kocaeli'ye, Bursa'ya, Tekirdağ'a toplamamak lazım. Zaten eli kulağında olduğunu söylüyor bilim adamları depremin. Deprem olduğu zaman 99 depreminden biliyoruz hayatın nasıl kilitlendiğini ve on binlerce insanımızın öldüğünü ve o yıkıntıdan dolayı trafiğin açılması, suyun bağlanması, elektriğin bağlanmasının nasıl imkansız olduğunu biliyoruz. O bölgede Türkiye'nin hayati önemli üretim merkezleri, faaliyetlerini, merkezlerini, fabrikalarını, atölyelerini hep bu bölgede toplamak aslında Türkiye'yi batırmanın, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüğün başıdır. Ben istiyorum ki sizden size söylemek istediğim şu, Türkiye'de sektörel dağılım şeyine göre, bölgenin önemine göre ya da hangi ham maddeye yakınsa o bölge, o bölgeye o ürünleri yaptırarak, hangi risk analizi yaparak, yatırım analizleri risk, yaparak ona yapılması lazım değil mi? Öyle yapılıp ve ülkenin her tarafına dağıtılması ve her tarafına limanlarla, demir yollarıyla bağlantıların ve nakliyenin ucuz hale getirilmesiyle, yine belli başlı işte sadece İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir değil, oralardan da gümrük kapıları olarak yurt dışına mal satılabilmesini sağlamak, limanını getirmek lazım. Şimdi biz burada desek turizm yapalım, orada da yapalım faaliyetimiz, paramız yok harcamak için, turizm neyine getireceğim? İnsanı turistik getirmek için ciddi yatırım yapmak lazım. Ordunun sermaye birikimi yok, öyle bir yatırım yapılamıyor. Çok ufak kalıyor ve yatırım yapan arkadaşlarımız var. Devlet de iyi kötü böyle bir şey yapıyor. Fakat ciddi büyük sermaye birikimi olmadığı için gerçekten on binlerce insanı getirecek bir altyapı hazırlayıp turizmi açamıyoruz. Fındığı çuval işi satmaktan çikolata yapıp marka yapmaya götürecek kadar bir yatırım bile yapamadık. Yani en büyük rakamın döndüğü, paranın döndüğü, mevlanın büyük olduğu sektör. İşlenmiş ürün olarak satmamız lazım diyorsunuz değil mi? Evet, yani Ferrol denen firma, ismi geçti burada ama sonuçta uluslararası teker herkes biliyor.
Bizden 2 milyar dolar en fazla verdiği zaman Türkiye'ye verdiği para, fındık, kabuklu fındığa verdiği para 2 milyar dolar. 2 milyar dolarlık fındıkla 11 milyar dolarlık hacim yaratıyor ve dünyaya mal satıyor. Marka yapmış, mal ürün satıyor. Fındıktan, yani bizim 2 milyar dolarlık fındığımız olmasa adamın şirketin 11 milyar dolarlık cirosu olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar kıymetli bir ürün başında. Ve aynı şirket kurulurken burada Sara, geçmişte Sara şirketi de neredeyse aynı senelere denk. Çikolata sektörüne girişleri. Adam bir tane pastaneden çikolata yaparak ve onu daha sonra seri üretime döndürerek 1950-60'lı yıllarda marka olmuş ve bu sene üstünden 50 sene geçmeden dünya devi olmuş ve bizim fındık politikamızı parmağında oynatıyor. Hüseyin Bey. Dolayısıyla peki siz yani bu kadar değerli bir iş insanı olarak özellikle çalıştığınız insan sayısı çok önemsiyorum ben. Ne yapmak lazım? Yani bir çıkış yolu olması lazım değil mi bu ülkenin veya bizi yöneten insanların bunları masaya yatırıp gelecek planına bakıldığında hem ordumuzun hem de ülkemizin geleceğine katma değer sağlaması için ne gibi master planlar yapması lazım? Ben yani 50 yaşlarını bitirmek üzere olan bir adamım. Yani bin türlü politikacı gördük. Bin türlü işte önde gelen yönetici gördük. Az önce dedim ya pembe tablo çizmek lazım ya da birkaç tahtası eksik olur böyle konuşmak lazım. Toz pembe göstermek için ya da iyi göstermek için ya da kimsenin moralini bozmamak için. Evet. Ya da işte politikacı da seçmen bana darılmasın diye oy alayım diye öyle çok karamsar hava çizmemesi için. Bu zamana kadar kimse bu gerçekleri ben de sizleri de izliyorum. Başka televizyonları da izliyorum. Ulusal kanalları da izliyoruz. Evet. Kimse demiyor ki bir sektörel dağılım lazım kardeşim. Benim ülkemin batısında deprem var. Benim bu ülkenin kimya sektörünü falan bölgeye götüreyim. Efendim makine sektörünü falan bölgeye götüreyim. Gıda sektörünü falan bir bölgeye bölüştüreyim. Tekstili falan bölgeye bölüştüreyim demiyor. Hepsini aynı şehre yığıyor. Aynı şehirde şimdi 20 milyon insan var. 20 milyon insan işe de gitmek zorunda. Metroya biniyor, metrobüse biniyor, otobüse biniyor. Pandemiyle birbirine bulaştırmak zorunda. Çünkü aç kalamaz, çalışacak, çalışmasa ekmek parası veren yok. Ne yapsın bu arkadaşımız? Mecburen çalışmak için giriyor. Hastalıkta bir türlü önüne geçilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hastalıkta bile, Covid'de bile bir şehre bu kadar nüfusun yığılmamasının gerektiğini biz bir kez daha gördük. Çok çıplak gördük. Çıplak gözle gördük. Hı hı. Eğer sektörel dağılım olsaydı, eğer ülke çapında üretim tesislerimiz yayılmış olsaydı ve desteklenmiş olsaydı, şimdi öyle değildi. Ve ordu gittikçe köyleşecek. Ben öyle mi öngörüyorsunuz? Evet, öyle öngörüyorum. Köyleşmemesi için çok ciddi siyasi irade ve bilinçli bir üretim bilgisi, ekonomi bilgisi olan insanların bu işin altına taşın altına elini koyması gerekir. Tabii şehirle ulaşmak başka bir şey. Yani şehri sadece finans anlamında değil, ekonomik anlamda, mimari anlamda her şeyi ele almak lazım ki bugün bir yılı değil en az 50 yılı, 100 yılı planlamak lazım. Evet. Bu da kolay iş değil. Peki ülke tabii şu an hem ülkemiz hem de dünya biliyorsunuz ki ekonomik anlamda bir darboğazdan geçiyor. Nasıl sonlanır sizce bu sıkıntı, ekonomik tablo nasıl görüyorsunuz? Ya dünya küreselleştikçe dünyaya hakim olan, teknolojiye hakim olan küresel güçler dünyanın hakim olmaya başladı. Önceden böyle kıtaların hakimiydi, ülkelerin kıtaların hakimiydi. Gidebildikleri yere kadar falan öyle hakimlerdi ama şimdi küreselleşti ve dünyada belli başlı 3-5 tane teknoloji şirketinin somut bir şeyler üreterek ticaret yapan başka şirketlerden fazla sermayesi olduğunu görüyoruz. Bugün Google'dur, evet. Facebook'tur. Bunlar da reklama girmesi herhalde. Yok, uluslararası olduğu için de pek sanmıyorum gireceğini. Evet. Hep bizim bilen şimdi bildiği bu, şirketler. Bu şirketler Apple'dır. İşte ne parakende internet şirketi var yine satış yapan onlardır. Alibaba. Evet, Alibaba ve Amerika'da başka bir şirket. Dünyada en zengin şirketler listesinin üst sırasında. En üst sırasında.
Bunun daha önce enerji şirketleriydi, petrol şirketleriydi. Bunlar şimdi bir değişim dönüşüm oldu orada. 5'ten 6'dan aşağı dizelenmeye başladılar, sıralanmaya başladılar. Dolayısıyla dünya çok hızlı değişiyor ve o hızlı değişimde de bu tekellerin dışında devletler bile bunlarla baş edemiyor. Türkiye ya adam temsilci atasın diyor hükümet. İki defadır, iki ayda ceza yiyorlar. Hala gelmediler. Gelecekleri de meçhul. Dolayısıyla bu akla ermeden, bu akla yaklaşmadan çözüm bulmak çok zor. Yani o akıl, o teknoloji şirketleri kadar akıllı olamazsak ve gençlerimizi, insanlarımızı öyle yetiştiremezsek ve buralarda tutamazsak, buralarda faaliyet gösteremezsek, beyin gücüne sebep olacak şekilde davranırsak, çocuklarımızın önünü açmazsak, bu böyle sürgüt gidecek, daha da yoksullaşacağız, daha da imkansız hale gelecek. İşte Almanya'da ilaç şeyi, COVID'in aşısı bulan iki tane Türk bilim adamı, kadını ve insanı. Hı hı. Türkiye'nin işte fizik dalında Nobel ödülü alan yetiştirdiği insan bugün Amerika'da faaliyet çalışıyor. Orada aldı Nobel ödülünü. Biz beynimizi, yetişmiş gücümüzü, iş gücümüzü, beyin gücümüzü şehirlerimizde, Anadolu'nun şehirlerinde, Karadeniz'in şehirlerinde bekletemezsek vizyoner olacak sizin yayın şeyinizin adı vizyon. Evet, program gibi. Evet. Vizyonerlik yapacak örnekler göremiyor insanlar. Yani buranın kalkınması, buraya yatırım, buraya işte dünyaya benzer, dünyada gelişmelere benzer ileri şekilde üretim tesisleri, teknoloji, işte turizm, ne gelecekse onları çocuklarımızı burada tutmamız lazım. Buralara akıllı çocuklarımızı buraya getirmemiz lazım. Getirince de karınların doyması, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz lazım. Ha, neresinden tutsan hepsi ayrı ayrı derin konular. Ayrı ayrı gerçekten önemli konular ama. İlgilenmesi gereken konular. Dolayısıyla benim çok da ordu, yani biz belki böyle yaşlarına gideriz. Böyle yani COVID'e kapılmasak Allah'ın verdiği ömrü böyle yaşarız ama önce bizim köylerimiz önceden çok kalabalıktı, güzeldi. Köylerimiz boşaldı. Sadece adı köy. Giden gelen olmayan bir köy. Sadece fındık vakti yazın gidiyoruz. Daha sonra küçük beldelerimiz, ilçelerimiz kapandı. Belediyeleri de kapattık oralarda. Belde belediyeleri, evet. Köylerdeki okullarımız kapattık. Öğretmen kalmadı, öğrenci kalmadı. Nüfus taşımalı sistemle çarşılarda, şehirde okullar faal oldu. Köyler, beldelerde de kalmadı. Onun gibi yavaş yavaş nasıl buralara orduyu şehir olarak görüp gelmişsek köylerimizden, yavaş yavaş da buradan bizlerimde ya da bizden sonra geleceğin yönü de büyük şehirlere, daha büyük şehirlere, metropollere dönecek. Oralarda yetmeyince, oralarda köyleşince herhalde batıları Avrupa kentlerine falan gideriz yani. Gidecek. Artık Avrupa'ya gitmeye başladı tabii. Evet. Özellikle Z kuşağına bakıyorsunuz. Eğitim için çoğu gençler yurt dışını tercih ediyor. Oraya gittiği zaman oranın imkanları hoşlarına gidiyor, orada kalmak istiyor. Eğitim için gidenler de keza bahsettiğiniz gibi geri gelmek ben istemiyorlar. Ben size şunu demek istiyorum. Ben de bunu sizin gibi söyleyebilirdim. Z kuşağının eğitim için yurt dışını tercih ettiğini ve gidince geri gelmeyeceğini söyleyebilirdim. Z kuşağından ve ya da eğitimli gençlerden daha ileri bir şeyden bahsediyorum. Daha çoğulcu bir şeyden bahsediyorum. Z kuşağı ya da eğitimli, Z kuşağının eğitimli kesimi değil. Eğitimli olmayan, beyin gücü haline gelecek kadar beynini çok doldurmamış, donanımını çok artırmamış çocuklarımız da gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Evet. Sadece belli bir grup değil aslında gençlik diyorsunuz. Yani gençliğiniz neredeyse evet. Çoğu yurt dışında yaşamayı tercih evet. edebiliyor. Bak bugün okudum. Şeyden Polonya sınırında çocukların plastik yüzerken boyunlara taktıkları simit var ya. Evet. Ondan 4 tane insan nehri geçmiş, Polonya sınırında polis yakalamış, tekrar Yunanistan'a geri göndermiş. Türk vatandaşı. Polonya sınırına kadar gitmiş. Orada yakalanmış, Yunanistan'a geri göndermiş. Yunanistan'da bize gönderecek. Yani şey gibi Suriye'deki savaşta Akdeniz'de boğulma riskiyle Avrupa'ya kaçmaya çalışanlar gibi ekonomik geçim de bir savaş gibi bir şey. İnsanlar geçim olmayınca açlıktan ölmektense bir yerlere kaçalım, gidelim, bir çare bulalım diye umuyorlar. Bu çok abartılı bir şekilde söyledim ama yani biraz bunu böyle düşünerek bakmak lazım. Anladım. Hayati yani.
Ya ben aslında biraz da şöyle hani dedik ya, sektörler değişkenlik göstermeye başladı. Sektörler değişiklik gösterirken bunun temeli tabii ki eğitimle geliyor aslında bana göre. Evet. Yani bazı eğitim sektörünün de A'dan Z'ye ele alınması lazım. Neden söylüyorum bunu? Eğer dijital dünyamızda hepimizin önüne geçip ve dijital şirketler bir anda 5-10 sıra sıçrayıp dünyada söz sahibi olmuşsa, bizim de okullarımızdaki branşlarımızı ona göre tekrar elden geçirmemiz lazım. Yani bazı meslek grupları var, onlara göre çalışmalar yapılması lazım. Hatta bugün başka bir çok değerli bir abimle konuşuyordum. Dün İtalya'da 20 tane bölümü olan bir mimarlık fakültesinin Türkiye'de 160 tane eğitim alabileceği fakültesi var. Şimdi bu sayılara çıktığınız zaman okulu bitiriyorsunuz, mimar oldunuz, bu sefer iş bulamıyorsunuz. Yani öyle ele alacaksınız ki aslında sektörleri, öğrenci okulu bitirdiği zaman işsiz kalmasın. Bu bütün meslek gruplarını ona göre tekrar bir daha elden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ki geleceğe iyi işi tutabilirim diye söylüyorum bunda. Evet. Şimdi Didem Hanım'ın fakülte mezunu ve bugün devlette ya da büyük şirketlerde, çok gelirli olan şirketlerde, büyük şehirlerde falan iş bulsa herhalde bir 6-7 bin lira maaş olur bir gıda mühendisinin. Ama biz de çalışıyor. Biz de tabii o kadar bir maaş veremiyoruz. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş veriyoruz. Niye? Burada imkan bu kadar. Kaldı ki Didem yine şanslı, bana her hafta en az 5 tane gıda mühendisi iş başvurusu yapıyor. Yani ben iş yaşamının içinde fiziki olarak gördüğüm için hayatı... Bizzat yaşıyorsunuz. Evet, bizzat yaşadığım için görüyorum. Her hafta 10 tane gıda mühendisi başvuruyor. Her hafta 300-500'den her hafta işsiz arkadaşım form dolduruyor. Acaba iş fırsatı olur mu diye. Bizde de öyle bir büyüme olmadığı için mevcut kadromuzu koruyabilsek mutluyuz. Yani. Evet, doğru. Bırak ek artan maliyetler var tabii ki. Çok da maliyetler artıyor. Dolayısıyla demek istediğim, Didem Hanım'dan örnek vererek demek istediğim şu. Gençleri üniversiteyi bitiriyoruz. Fakat eğitimle işsiz ordusu yarattık. Biz bir de çocuklarımıza sevdirmedik. Yani herkes okuyacak, mühendis olacak, doktor olacak, avukat olacak, hukukçu olacak, mimar mühendis olacak diye okutmaya başladık. Okula götürmeye başladık ama tabii bu 2 milyon üniversite sınavına giren öğrencimiz var. 50 bin tanesi böyle nitelikli okullarda okuyabiliyor. Gerisi nitelikli olmayan, bitirdiği zaman da işsizler ordusuna katılacak üniversiteli olarak, adayı olarak mezun oluyor. Doğru. Biz burada da çocuklarımıza daha o aşamada işte el sanatlarıyla yapılan işleri, yani boyacılığı, su tesisatçılığını ya da berberliği sevdirmedik. Onları tükaka gösterdik. Evet, her çocuk mühendis olacak kadar zeki olamayabilir. Her çocuk doktor olamayabilir. Her çocuk hukukçu olamayabilir. Zaten olmasına da gerek yok. Bu ülkede bir nüfus böyle olsa herhalde bu da kimin karşılığı iş bulamaz zaten. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde, İsveç gibi, Danimarka gibi ülkelerde bu işler çok itibarlı. Yani bu sanat el becerisiyle, yeteneğiyle yapılan işler çok itibar gören meslekler ve insanlar çocuklarına onları öğreterek büyütüyor ve çocuklar zaten o işleri saygı gördüğü için, gören bir işler olduğu için daha da kolay somutlaştığı için gözünün önünde onu tercih edenler oluyor. Biz ülkemizde her çocuğumuzu doktor yapacağız, her çocuğumuzu mühendis yapacağız kafasıyla. Anne baba da hata yaptı yani. Şu anda da üniversite mezunu işsizlik oranı %26-27 gibi. Evet, doğru. Çok yüksek bir rakam. Bizim bir de bu anlayışlarımızı da değiştirmemiz lazım. Hani müsriflik yaptık ya, gıdamızı az önce konuştuk. Evet. Dünyayı kullanırken, suyu kullanırken de müsriflik yaptık. Üretimi çok yaparak da dünyayı felç ettik. Çocuklarımızı iyi eğitmeyerek, iyi terbiye vermeyerek de böyle. Orada da müsriflik yaptık. Yanlış yönlendirmeler mi diyorsunuz aslında? Evet. Bir başka konu aslında hepimizi yakından ilgilendiren ve hem çalışanları hem de işletme sahiplerini ilgilendiren bir başka konu asgari ücret. Evet. Tabii ki görüşmeler başladı. Önümüzdeki hafta da açıklanacak tabii ki asgari ücret rakamları. Buradan hep birlikte etkileneceğiz. Hem çalışanlar hem de işverenler. Bunlar için neler söylemek istersiniz Hüseyin Bey? Şimdi Hüseyin Bey, biz bugün bir iş yapıyoruz.
Allah bereket versin. Yani çoluğumuz çocuğumuz geçinecek bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Yanımızdakileri de yine geçinmesine sağlayacak bir ücret ödüyoruz. Bunların dışında şunu söylemek istiyorum. Ben ya da sadece Kalafat ailesi olarak ailem bu işleri yapsak bu kadar başarılı olamazdık. Biz çalışanlarımızla işte depo personelinden servis şoförüne, mağaza raf elemanından kasiyerine, kasiyerinden yöneticilerine, mühendislerine kadar kocaman bir aileyiz. 350 kişilik bir aileyiz. Hepsi markamızın marka olması için ve halkımızdan gördüğümüz teveccühe layık olabilmek için canla başta çalışan ekibimiz var. Bu ekibimize sizin aracılığınızla ve bu sohbetin başında öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Didem Hanım'ın nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Evet, önemli. Çok kıymetli. İnsan kaynakları da demeyelim, insan değerlerimiz var bizim. Gerçekten 350 tane değerli insanımız var. Aslında ortağınız var. Evet, onlarla var olduk. Evet. Onlarla bir yere geldik. Bizim müşteriyle karşılayan müşterinin tanıdığı yüzlerimiz onlar. Yani bizim marka yüzü. Uzuğumuz gibi, elimiz gibi müşteriyi karşılıyor, uğurluyor, ihtiyaçını yardımcı oluyor. Dolayısıyla hepsinin çok büyük emeği var. Geçmiş çalışanlar, emekli olanlar, daha çalışmış ayrılmış olanlar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ama çok karlı bir sektör olmadığı için askeri ücretin çok uzağın yukarısında bol bol maaş verelim de hepsi mutlu olsun yapma imkanımız yok. Keşke olsa. Yani gönlümüz buna çok açık ama çok uzağında bir maaş verip de böyle yüksek maaşlar verip de bol derin kazansınlar gönlümüzden geçiyor ama buna imkanımız yok. Yani ekonomi böyle bir şey fırsat vermiyor, izin vermiyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Askeri ücret şunu da çok iyi biliyorum. 2324 liraydı geçen yıl askeri ücret yılbaşında. Dolar 5000 küsürdü. Dolar yıl sonuna geldiğimizde 8000 liralara buldu. Askeri ücret %40-45 değer kaybetti. Askeri ücreti alan çalışanın eline şu anda 7-800 lira eksik geçiyor. Yani alım gücü olarak. Kur farkından dolayı yedi aslında. Kur farkından dolayı fiyatlar yükseldi. O tüketici, aynı zamanda tüketici, rafa gittiği zaman ya da satın alma yaptığı zaman yılbaşında aldığı parasını 700 lira daha koyması lazım ki o ihtiyaçlar yılbaşında alım gücüne ulaşsın. Dolayısıyla asgari ücretin şeyi eridi. Geliri çok eridi. Asgari ücretin bunun asgari ücretin belirleme yapılan komisyonun bunu göz önünde tutması lazım. Yani eğer baştan beri konuştuk bizim oyunu kuran dolar diye az önce evet. Gıdayı konuşurken oyunu kuran dolarsa doların Türk parasının değersizleştirdiği kadar asgari ücretin üstüne zam yapılmalı. En azından geçen seneki yılbaşını haline gelsin. Ha yeter mi? Yetmez ama bilmiyorum. Ekonomimizin bizim sadece bana bağlı değil bir benim elimde değil. Türkiye ekonomisinin bunun daha üstünü gösterecek durumu var mı? Aslında tercih yapılırsa vardır elbette ama tercihler çok büyük holdinglere falan gönderildi. Dolayısıyla işçiye verecek parası yok. Ona doğru. Aslında üzerinde çalışan tabii bir kurum var şu anda bununla alakalı. Tabii yani bazılara soruyoruz, sokak röportajları yapıyoruz, diyorlar ki hani asgari ücretin üzerindeki vergi kaldırılsın. Aslında burada doğru bilinen yanlışlar var ya, onlardan bir tanesi bu. Bugün asgari ücretin sadece bekarlar için alınan bir 144 liralık vergi var. Evliler için asgari ücretten kesilen bir vergi yok. Bu herkes tarafından zannediliyor ki asgari ücretten vergi kesiliyor. Asgari ücretten kesilen SGK payı. Tabii bu rakamın yüksek olduğundan dolayı vergi payının yüksekmiş gibi düşünen insanlar var. Bu komisyon bu SGK payının üzerinde esas çalışmalar yaparsa, yani eğer bu rakamı devletin almış olduğu rakam biraz daha minimize edilirse belki devlete ödeyeceği rakamı işletme sahipleri çalışanlarına ödeyip onlara daha az maliyetle sizin bahsettiğiniz gibi daha üst seviyede bir maaş artışı yapabilirler diye düşünüyorum. Evet. Şimdi asgari ücretin üstünde vergi var mı? Var. Yani
vergiden çok dediğin gibi SGK primi var. SGK payı var. SGK primi payı var. Ödediğin paranın %20 stopajı var. Evet. Stopaj %20 bu var yani. Onu şey yok sayamazsın. Dolaylı olarak var tabii. Onu yok sayamazsın. Dolaylı olarak %20 gelen stopajı yani 3000 lira olacağını düşünürsek 600 lira eder. %20'den stopajdan benim asgari ücrete ödediğim para için bile devlet ödediğim vergiye asgari ücrete verirsem 600 lira eklem vermiş olurum. Evet. Devletin asgari ücret demek sınırda en düşük para demek. Ondan sigorta primi almadan sigortasını karşılayabilir. Yani başka gelirleriyle en düşük gelirlinin üstünden sigorta primini SGK yatırmak yerine çalışana verirsen, çalışan ne olmuş olur? 700-800 lira da oradan alır. 600 de stopajdan almıştı. 1000-1100-1200 lira eder. 3000 lira yapar. 1200 lira da onlara düşer de iş çalışana verirsek 4000 küsur lira eder. Ha, o zaman benim işim de rahat eder. Kimse de bana laf söyleyemez. Ben aldığım parayla geçiremiyorum demez. Doğru. Bunlar olası şeyler ama tercih meselesi. Yani ben bu önümüzdeki asgari ücrette de böyle bir bolluğu başlayacaklarını düşünmüyorum. Evet, kendi için, kendi için yetmeyeceğini görüyor, kaybettiklerini görüyorum. Ama bir rekabet toplumu içerisindeyiz. Bizde para basma makinemiz yok. Keşke olsa da alsak. Evet, doğru. Yani bu şartlara uymak durumundayım. Mahcubiyetini ben de yaşıyorum. Yani ben bu zamana kadar patron olarak değil, çalışanların arkadaşı olarak anılmak istedim her zaman. Bütün çalışanlarımı, işte sokaktaki insanların da arkadaşı, kardeşi, dostu olarak görülmek istedim. Patron olarak görülmek istemiyorum hiç. Kendimi de hiç yakıştıramadım bu zamana kadar. Ama tabii hayatın gerçekleri burada, ben de mahcubiyet yaşamak istemiyorum. Benim gönlüm bütün insanlarımızın, hatta çalışamayan insanlarımızın bile bir şekilde askeri ücret dediğimiz o gelir düzeyini bir şekilde devlet tarafından garanti edilmesini çok arzu ediyorum. Çünkü öbür türlü her şey o yokluktan geliyor. Yani insanların sosyal yaşamın kalitesinin bozulması da o yokluktan geliyor. Evet. Tabii programın sonuna doğru geliyoruz. Didem Hanım, nasıl bir 2021 yılı bekliyorsunuz? Umutlarınız, beklentiniz neler? Ne söylemek istersiniz? Veya ona geçmeden önce benim unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz bir başka konu varsa ilave olarak söyleyebilirsiniz de. Teşekkür ediyorum bu konuda. Yani ben orada halkına da, tüm Türkiye'ye de sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah hep birlikte bu zor günleri hepimizin atlatacağına inanıyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Evet Hüseyin Bey, siz neler söylemek istersiniz? Programın sonuna geldik. Beni zaten çok konuşturdum. Konuşulacak yerlere de soktum beni. Yani evet. Benim üstüme vazife olmayan yerlere de soktum. Ama sonuçta burada evet. Dostane konuşuyoruz. Evet. Ortak sorunlarımızı dile getiriyoruz ki öyle de olmalı. Biz bunları evet. Dile getireceğiz ki bizi dinleyen insanlar da buradan üzerine düşen payı alacaklar. İnşallah bir şeye faydası olur da bizi karalamaya tukuk demeyi olmaz. Asla öyle bir şey olmaz. Yıllardan beri oradasınız. Evet. Ordu markası size sahip çıkmış. Evet. Bundan sonra çıkacaktır. Ne söylemek istersiniz? Ben de tüm yine sağlık çalışanlarının yeni yılını kutluyorum. Halkımızın, müşterilerinin yeni yılını kutluyorum. Daha sağlıklı günlerde inşallah uzun ömürler yaşarız herkes için. Hastalara Allah şifalık versin. Yakınlarını kaybetmiş pandemiden ya da başka nedenle herkese Allah sabır versin, rahmet etsin ölenlerine. Yani valla diyecek bir şey yok. Yani hepimiz bunun bir üzüntüsünü, sıkıntısını yaşıyoruz. Evet, doğru. Yani söz bunları da söylemek gerekiyor herhalde. Yani çok üzgünüz, çok zor günlerden geçiyoruz. Herkesin işte maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek, işte ellerini dezenfekte ederek, güvensiz durumlarda muhakkak önlem alması gerektiğini unutmadan yaşamasını, böyle alışkanlıklarını sürdürmesini, yani daha güçlendirerek sürdürmesini istiyoruz. Bulaşı orada biliyorsunuz %100'den fazla arttı 2 hafta. Bir anda yükseldi. Evet. Aile gezmeleri, anneden babadan geçmez, çocuklar anneye babaya geçmez, kardeşten kardeşe geçmez, teyzeden yeğene geçmez, yeğenden halaya geçmez gibi baktık hep meselelere aile içerisinde ve aile içlerinden yayıldı bu sefer de. Daha önce fındık sezonuydu, fındık için gelen giden oldu. O harekette yayılmıştı. Ama bu sefer aile içi gezmelerde kış gelince, uzun gecelerde. Evet, onu özellikle herkesin dikkat etmesini istiyorum.
Evet. Ben programa katıldığınız için herkese de çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Tekrar inşallah çok daha yerlere, çok daha fazla sayısı, çalışan sayısıyla gelirsiniz. İnşallah efendim. Evet değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. We'll be right back.